Ne haber? Senden de iyi. Azıcık şu. Çok teşekkür ederim, çok iyisin. Bir saat 13 dakika. Onlar baş şu an yok değil mi? Şu an bir şey yok. Canlı yayında sorun yok değil mi? Başlayabiliriz. Tamam. Sayın Ankara Diş Hekimleri Odası Başkanı, Yönetim Kurulu ve saygıdeğer diş hekimleri meslektaşlarımız. Hepiniz hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum herkese. Ankara Diş Hekimleri Odası eğitim toplantılarından bir tanesi olan, eğitim organizasyonlarından bir tanesi olan Perşembe günü eğitim seminerinde bugünkü konuğumuz Turgay Hocaoğlu. Gördüğümüz kadarıyla her geçen toplantıda sayımız biraz daha fazla artıyor. Hem dijital platformda da bu gösterilen emeğe karşı bu emeklerin boş olmadığını gösteriyorsunuz katılımlarınızla ilgili. Katılımı yapan herkese teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Tabii bu emekleri gösteren başta oda başkanımız Doktor Serhat Özsoy'a ve yönetim kuruluna da kendi adıma teşekkür ediyorum. Başkanım, bir mesajınız veya şey var mıydı, bildiriniz var mıydı meslektaşlarımıza? Peki. O zaman konuşmasını yapmadan önce Turgay Hoca'nın bir akademik özgeçmişini okumak istiyorum. Doktor öğretim üyesi Turgay Hocaoğlu 1979 yılında Sivas'ta doğdu. 2002 yılında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu. 2003 yılında Gazi Üniversitesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı'nda doktor eğitimine başladı. 2009 yılında Ağız Diş ve Çene Cerrahisi uzmanı olmuştur. 2010 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. 2011 yılında Gata'da askerliğini tamamladı. 2012 yılında Avusturya Innsbruck Tıp Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2019 yılından bu yana da kurucu yönetiminde bulunduğu Lokman Hekim Üniversitesi'nin Diş Hekimliği Fakültesi'nde de görev yapmaktadır. Kendisinin bugün herhalde iki ayrı sunumu olacak, iki ayrı başlık altında. Birincisi Filip, kendisine Sütür. Ve sonrasında da Sütür. Kendisine başarılar diliyorum ve sahneyi kendisine bırakıyorum. Sayın Ankara Diş Hekimliği Odası Başkanım, Sayın Genel Sekreterim, Sayın Yönetim Kurulu Üyelerim, Sayın Başhekimim, kıymetli hocalarım, değerli akademisyenler, değerli meslektaşlarım, sevgili öğrencilerim, sevgili katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Ankara Diş Hekimleri Odamızın hazırladığı, artık geleneksel hale gelmiş Perşembe günü etkinliklerinde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Özkan Hocam'a da çok teşekkür ederim. Özgeçmişimden birazcık bahsetti. Ben de onun bıraktığı yerden devam edeyim. 2019 yılında kurucusu olduğum Lokman Hekim Üniversitesi, kurucu heyetinde olduğum Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde de göreve devam etmekteyim. E,
Ağız diş çene cerrahisi ana bilim dalında Profesör Doktor Reha Şükrü Kişnişçi başkanlığında Sayın Osman Akıncı ile birlikte ağız diş çene cerrahisinde çalışmaktayım. Ağız diş çene cerrahisi ana bilimde çalışmaktayım. Söğüt Özü Polikliniğimizde, Söğüt Özü Diş Hastanemizde poliklinik hizmetlerini vermekteyim. Lokman Hekim Sağlık Grubu'nun diğer hastanelerinde ise genel anestezi altında yaptığımız ortognatik cerrahi, çene yüz travmaları, çene yüz patolojileri, temporomandibular bozukluklarının tedavileriyle ilgilenmekteyiz. Ayrıca Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültemize bağlı olan dudak damak yarıkları ve ilişkili anomaliler tedavi uygulama ve araştırma merkezinde de dudak damak yarıklı çocukların, yetişkinlerin tedavilerini yapmaktayız. Gelelim bugünkü konumuza. Bugünkü konumuz flapler. Flap oluşturmak, insizyon yapmak, sonrasında da sütür atmak ve o flap'i kapatmak. Yumuşak doku flap'leri bizim ağız diş çene cerrahisinde kemiğe ulaşmak için ya da altta yatan diş dokularına ulaşmak için cerrahi, periodontal ve endodontik amaçlarla kullanıyoruz. Bu flap'lere çok ihtiyacımız var. Dolayısıyla düzenli olarak bir diş çekimi yapan bir hekimin bu flap'leri çok iyi bilmesi gerekiyor. Çoğu durumda bu flap'lerle karşı karşıya kalıyoruz. Bir diş kırıldığında ya da bir implant cerrahisi yapmak istediğimizde flap'i kaldırıp altta yatan sert dokulara muhakkak ulaşmamız gerekiyor. Bu flap'i de iyi korumamız, iyi bakmamız gerekiyor ki yaptığımız işlem sonrasında başarısızlığa ulaşmasın diye. Flap aslında her şeyimiz, çok iyi bilmemiz gerekiyor. Peki bu flap nedir? Flap'i yumuşak dokudan, bizim ağız cerrahisi alanı için söylüyorum, yumuşak dokudan kaldırıyoruz, altındaki kemik dokulara ulaşmak için yaratıyoruz. Peki bu flap'i nasıl oluşturuyoruz? Cerrahi bir kesi yapmamız gerekiyor. Bu cerrahi kesi yaptıktan sonra alttaki dokulara, yani kemik gibi, diş gibi dokulara ulaşmamıza imkan sağlıyor. Peki bu flap'i biz alıp bir köşeye koymuyoruz. Flap'i açıyoruz. Alttaki sert dokulara ulaşıyoruz. Bu flap'in o bölgede canlılığını koruması gerekiyor. Yani işlemden sonra, işlemi bitirdikten sonra o bölgeye geri kapatmamız gerekiyor. Ve bu flap'in o yüzden canlılığını korumasına çok ihtiyacı var. Bunu da koruma yöntemlerini bilmemiz gerekiyor. Flap'i periosttan soyduğumuz için, tam kalınlık flap kaldırdığımız zaman periosttan soyduğumuz için flap'in beslenmesi sadece etrafındaki kan damarlarında oluyor. O yüzden bu flap'i de çok dikkatli bir şekilde kaldırıp kan tedariğinin taşımasını da imkan vermemiz gerekiyor. Orijinal konumuna göre yerleştirebiliyoruz ya da orijinal konumundan birazcık daha farklı yerlere yerleştirebiliyoruz bu flap'i. Sonrasında da işlemimiz bittikten sonra da dikişlerle sabitliyoruz. Burada yine bir flap görmekteyiz. Şu gördüğünüz bir flap, şu bu gördüğünüz bir flap. Alttaki kemik dokuya implant yapmak için yumuşak dokuyu kaldırıyoruz. Altındaki flap'lere ulaşıyoruz. Bu flap'lerin kan tedariğini taşıması önemli. Biraz sonra bahsedeceğim. Yine bir alt çene implant uygulamak için flap kaldırıyoruz. Bir ortognatik cerrahi işlemi için yine flap kaldırıyoruz. Bir kreft genişletme işlemi, o bölgeye implant uygulamak için flap kaldırıyoruz. Bu flap'leri kaldırdıktan sonra bu flap'in de canlılığını koruması gerekiyor. Bu flap'e de nazik davranmamız gerekiyor. Peki, yeterli görüşü sağlamamız gerekiyor. Yani çalışacağımız dokuda, çalışacağımız kemikte ya da gömülü diş bölgesinde yeterli miktarda görüş sağlamamız gerekiyor. O yüzden flap'i yeterli miktarda açmak gerekiyor. Yani küçük miktarlarda flap açıp oraya gererek flap'i yırtmak aslında flap için daha sıkıntılı bir süreç oluşturuyor. Ana hatlarıyla flap'i çizdiğimiz zaman vücuttan ayırdığımız parçanın vücuda bağlanan parçadan birazcık daha kısa olması gerekiyor. Yani nasıl olması gerekiyor? Bir üst çeneden flap kaldırdığımızı düşünelim. Vücuda bağlı olan kısmı, flap'in dışarı kısmı, en distaldeki kısmı. En distaldeki kısmı flap'in bağlandığı noktadan daha geniş olmak zorunda. Neden? Çünkü kan tedariği, vücuttaki yukarılardan gelen kan tedariği bu flap'in her tarafına ulaşması gerekiyor. Yani bir ters yamuk şeklinde üst çene için konuşursak flap'i açmamız gerekiyor. Peki flap'i ters açarsak, bu şekilde flap açarsak ne oluyor? Bu sefer vücuttan gelen kan tedariği şu köşe bölgelere ulaşamıyor. Ve beslenme bozukluklarıyla flap karşı karşıya gelebiliyor. Aslında çok basit. Bu şekilde bir flap açarak alttaki dokulara ulaşmamız gayet basit. Peki flap'i kaldırdık. Flap'i kaldırdıktan sonra bir ekartörle bu flap'i nazikçe ekart etmemiz gerekiyor.
Demin de bahsettiğim gibi yeterli miktarlarda flap kaldırmamız gerekiyor ki flap'i çekerken ekartörle hareket ettirirken yırtmayalım diye. Şunu da unutmayalım. İnsizyon yırttıktan daha hızlı ve komplikasyonsuz iyileşiyor. Yani görebileceğimiz alanı genişletebiliriz. Peki flap'e nazik davranmazsak, flap'in ortasında delikler oluşturursak bu zaman ne olacak? Flap'te böyle bir delik oluşturursak ya da flap'e zarar verirsek, yırtık yaparsak bu bölgelerde yine iyileşme problemleriyle karşı karşıya gelebiliyoruz. Yeterince açılmamış bir flap'ten sonra oluşan bir yırtıkta oluşan defekli iyileşmeyi görüyoruz. Flap'i yeterince bazı noktalarda açmak gerekiyor. Şimdi böyle bir flap oluşturacaksak, bir zarf flap dizayn edeceksek, şu diş üzerinde çalışacağımızı düşünürsek, bir sulküler insizyon yapıp, böyle bir flap kaldırmak, bir diş çekiminden sonra, bir diş çekiminin sırasında kırılan dişin kökünü çıkarmak için gayet yeteri kadar oluşacak bir kesive flap insizyonu oluyor. Peki daha geniş bir alanı göreceksek, yani daha geniş bir alanda çalışacaksak, daha apikallerinde çalışacaksak, bu sefer bir tane serbestleştirici insizyon yapıyoruz. Sonrasında üç köşe bir flap kaldırıp bu bölgede cerrahi işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Biraz önce de bahsettiğim gibi diş çekimi işlemlerinde köke ulaşmak için mukoza, altındaki dokuları ve periostu tamamen kaldırmamız gerekiyor. Bir de şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir dişte çalışırken ya da bir bölgede çalışırken işlemi yaptıktan sonra oluşacak defekt bu flaplerin üzerine gelmemeli. Yani flap'in bitiş noktası oluşacak bu defekte olmamalı. Yani şurada çalışıyoruz. Bu flap sağlam kemikler üzerine tekrar dikilmeli. Yani çok küçük miktarda flap orada açılmamalı. En az 6-8 mm uzakta olmalı. Peki bu kadar teorik bilgiden sonra bir tane de vaka bakalım. Hastanın şu bölgesinde bir kisti var. Tomografi görüntülerimiz burada. İstibulden görüntüler. Peki biz buraya bir insizyon yapmak için, bu patolojiye ulaşmak için ne yapmamız gerekiyor? En son flap'i kapatacağımız noktalar sağlam kemik üzerinde olmak zorunda. O zaman şu bölgede iki tane implant planladığımızı düşünürseniz insizyonu şu bölgelerden açmamız gerekiyor. Biraz önce bahsetmiştim, vertikal insizyonları yamuk şeklinde yapmamız gerekiyor. Tabanı tepesinden daha dar olacak şekilde. Vertikal insizyonlarını yapıyorum. Kanlı biraz görüntüler. İşlem sırasında da böyle ara ara kompres yapmak gerekiyor. Kist burada. Flap sağlam dokular üzerinde kalmalı. O yüzden birazcık daha geniş açılmalı. Birazcık daha dişlere doğru açıyoruz. Peki başka hangi durumlarda flap yaparken dikkat etmemiz gerekiyor? Özellikle 6-20 yaş dişlerinin cerrahi çekiminde oluşturacağımız şu insizyon hattını çok lingual tarafa götürmememiz gerekiyor. Çünkü lingual sinir bu bölgede birazcık daha yakın seyredebiliyor. Yapacağımız bu insizyonu birazcık dil tarafına doğru kaydırdığımız zaman bu lingual sinirde istenmeyen kesikler olabiliyor. Diğer noktada alt çenede hepimizin bildiği gibi mental sinirin çıktığı mental foramen var. Serbestleştirici insizyonları da bu bölgede mümkünse çok fazla aşağı indirmemek gerekiyorsa bu bölgede zarf flap kullanmak. Eğer serbestleştirici bir insizyon yapacaksak da bunu birazcık daha uzağında, mental foramenleri birazcık daha uzağında yapmamız gerekiyor. Bir tane şöyle bir şema oluşturdum size.
bistüri ucunu bistüriyi kitlerken muhakkak bir el aletiyle tutmak gerekiyor. Böyle ameliyat kalemleri aslında mevcut. İnsizyonu yapmadan önce böyle bir çizi yapabilirsiniz hastanın ağzında. Önce solukular insizyonları yapıyoruz. Papil insizyonunu yapıyoruz. Sonrasında periostal lavatörümüzün ucuyla önce papilleri kaldırıyoruz sivri kısmıyla. Sonrasında da arka tarafındaki büyük kısmıyla da filebi yukarı doğru kaldırıyoruz. Dikkat ettiyseniz tabanı tepesinden daha geniş. Yani kan tedariğini buradan sağlayabiliyor bu filep. Kan tedariğini buradan sağlayabiliyor. Ama şöyle ters açsaydık o bölgelerde beslenemeyen bölgeler oluşabilecekti. Amaç bu. Peki bir de papilla üzerine konuşmak lazım. Bu serbestleştirici insizyonlarımızı yani vertikal düzeyde yaptığımız insizyonları papilladan da mümkünse geçirmememiz gerekiyor. Papilladan geçirdiğimizde o bölgelerde yara iyileşmesinde bozukluklar oluyor. Aynı bu hastada olduğu gibi. Papilla bölgesinde kayıplar karşımıza çıkabiliyor. Daha önce bir periapikal cerrahi görmüş bir hasta. Bu dişinin çekimi gerekiyor. Papillere dokunulmadan bir insizyon yapılıyor. İmplant yerleştiriliyor. Sonrasında kapatılıyor. Papillere dokunmadığımız zaman etrafında koruduğumuz zaman diyelim, bazen dokunmamız da gerekebiliyor. Koruduğumuz zaman gayet güzel bir diş eti karşımıza çıkabiliyor. Sonrasında bir protezle bunu kapatıyoruz. Genel hatlarıyla bahsettim. Şimdi birazcık daha özeline inelim. Bu filep çeşitlerini nasıl yapıyoruz? Onlara bakalım. Bu filep işlemine başlarken biraz önce de bahsettiğim gibi bistüri ucunu bir portegüle ya da bir hemostatla yükledikten sonra kesi işlemimize başlıyoruz. Kalem tutar gibi tutmamız gerekiyor. Gingival sulcus insizyonlarını yapıp sonrasında da filebi açmamız gerekiyor. Ne kadarlık işlem yapacaksak, ne kadar bir cerrahi işlem yapacaksak o kadar filebi açmak gerekiyor. Ama dediğim gibi görmek için çok çekiştireceksek filebi biraz daha geniş açmakta kesinlikle fayda var. Yine bir zarf filep bu. Kret tepesi boyunca oluşmuş bir zarf filep. Serbestleştirici insizyon yapmaya bu durumlarda gerek olmuyor. Dikkat etmemiz gereken şey bazen çok rezorbe kretler oluyor. Mandibulanın çok fazla rezorbe olduğu durumlarda mental foramenler çok yukarı çıkıyor. O yüzden kret tepesi insizyonu yaparken mental foramenin kret tepesinde olup olmamasına da dikkat etmemiz gerekiyor. Bir üst 20 yaş dişi cerrahisi sırasında da bir diş önünde bir rahatlatıcı bir vertikal insizyonla bu 20 yaş dişini alabiliyoruz. Yine dikkat ettiyseniz tam dik değil, ters yamuk şeklinde bir insizyonla bu 20 yaş dişine ulaşıyoruz. Bir tane daha çizim yaptım size. Amacımız şurada çalışmak. Ekartörle ağzı ekart ediyoruz. Biri ekart ediyor yani siz çalışırken. Görmemiz çok önemli. Yardımcımızı iyi etmek gerekiyor. İyi ekart etmesi gerekiyor. Dişin etrafındaki kısımları periostereotörün sivri tarafıyla açıyorum. Sonrasında ileri geri hareketlerle gidiyorum. Hasta videoları da olacak. Daha net görünüyor. Bu bölgede çalışabiliyoruz. Ama çalışamadık aşağı göreceğiz. Bu sefer şeyi yırtabiliriz. Filebi yırtabiliriz. Yani eğer böyle bir şey yapacaksak filebin yırtacağını düşünüyorsanız bunu dört köşeli filebe çevirmek lazım. Periostereotörle açıp rahat rahat çalışmak lazım. Yani eğer çok gerdirip yırtmak yerine filep açmak her zaman daha mantıklı bir hareket oluyor. Ola bakalım. Bakalım.
Peki şeylerde ne yapıyoruz? Kök apekslerine ulaşacağımız zaman, bir apikal rezeksiyon işlemi yapacağımız zaman ya da bir kist operasyon işlemi yapacağımız zaman o bölgeye nasıl ulaşıyoruz? Kök ucuna gideceksek, kök ucunda çalışacaksak bir yarım ay kesesi oluşturuyoruz. Sonrasında yine o bölgeye diş köklerini görünür hale getirip erişim sağlıyoruz. Yine dikkat ederseniz burada bir yamuk insizyonu birazcık daha farklısı var. Yani bu buradaki filemin her yönden kan tedariğini alıp beslenme olasılığı yüksek. Yani bunu ters yapmıyoruz. Şöyle bir bakalım. İşlem öncesi kistin sınırlarını tahmin ediyoruz. Bu kistin nerede biteceğini, ameliyattan sonra nereye kadar geleceğini tahmin ediyoruz. Temizliyoruz. Ondan sonra sütürlerle sabitliyoruz. Dikkat ederseniz en az sağlam kemikten 6-8 mm kadar uzakta olan bir patoloji var. Kalem tutar gibi kullanıyoruz. 15 numaralı bıçak ve 3 numaralı bistürü en çok tercih ettiğimiz bistürü uçları. Bunu bıçakları kalem şeklinde tutuyoruz. Önce hafif bir açıyla sulkular insizyon yapıyoruz. Bir tane videoda bakalım. Arkadan öne gelmek daha kolay oluyor. Hani alışkanlığınız belki önden arkaya gibi olabilir ama bu şekilde daha kolay oluyor. Birinin böyle ekart etmesi gerekiyor. Bu Minnesota ekartörleri bu kenarları yumuşak olduğu için dudağa germiyorlar. Dudakta rahatsızlık yaratmıyorlar. Bunları kullanmak aslında faydalı. Peki bu insizyonları birkaç kere yapacaksak, yani bu bölgede birkaç tur çalışacaksak bu kullandığımız bıçaklar körelme olasılığı çok yüksek. Kemiğe değip ilerlediği için bıçaklar köreliyorlar. O yüzden birkaç tane insizyon yapacaksak bıçaklı uçlarını da aralarda değiştirmemiz muhakkak gerekiyor. İkincisi de çalıştığımız bölgenin asistan tarafından iyi gerdirilmesi gerekiyor. Yoksa insizyonlar gerdirilmemiş bir dokuya yapılan insizyonlar tam istediğimiz şekilde olmuyor. Birkaç yerde olabiliyor. Onu kaldırırken de, periosteroteri kaldırırken de yırtılma olasılığı yüksek oluyor. O yüzden bir asistanımız iyi gerdiriyor o bölgeyi. Biz de tek hareketle kesiyoruz ve bıçağımızla muhakkak körse değiştiriyoruz. Peki bu flebi periosteroteriyle nasıl kaldırıyoruz? Bir de ona bakalım. Öncesinde bir baştan bir başa kesintisiz gitmekte fayda var. Bir baştan bir başa. Sonrasında oluşturduğumuz hat üzerinde böyle ileri geri hareketlere devam edebiliyoruz. Sonra ekartörün ucunu buraya yaslıyoruz. Aynı şekilde palatinalle de yapıyoruz bunu. Bir doğrultuda gidip gelmek aslında en güzeli. Aynı şekilde aynı miktarlarda kaldırıp ilerlemek daha parlak bir düşünce oluyor. Bu Minnesota ekartörüyle hem ağzı ekarte ediyorsunuz hem flebi ekarte edebiliyorsunuz. 9 numaralı bistürü periosteroteriyle başlıyoruz. Önce papilleri kaldırıyoruz. Papilleri kaldırdıktan sonra da diğer insizyonların kesisini sağlıyoruz. Peki bu flebi kaldırdıktan sonra yine bahsetmiştim. Ekartörü nasıl kullanıyoruz? Ekartörü de bu kemik dokusunun üzerine, kemik dokusuna temas ederek yukarı doğru çekmemiz gerekiyor. Ekartör sağlam kemikten destek alırsa, flebi ekarte etmek daha kolay oluyor. Bu periostelevatörleriyle de flebi ekarte edebiliriz. Bu periostelevatörlerin seldin tipleri var. Birazcık daha şu kesen kısımları yumuşatılmış şekilde. Onları da ekarte etmek için kullanabiliriz. Bu şekilde kemiğe destekliyoruz ekartörleri. Periostelevatöründe bu şekilde kullanabiliriz. Kemiğe desteklemezsek bu ekartörleri yırtılma şansı birazcık daha yüksek oluyor filmin.
Şimdi flap kısmını anlattım. Sütür kısmına geçelim. Bu flapleri nasıl pozisyona dikiyoruz, nasıl tekrar yerine getiriyoruz ona bakalım. Bu dikiş ip materyallerinin tarihçesinden aslında kısa bahsetmek istiyorum. Bu iğne ve iplik kullanılarak yara kapatma teknikleri yaklaşık birkaç bin yaşındadır. Bu cerrahi sütürleri eski Mısır'a kadar dayanmaktadır. Eski Mısırlılar yaraları kapatmak için keten hayvan kas teli kullanmaktalardı. Eski Hindistan'da ise hekimler bu hayvanların kancalarını yaraları birleştirmek için kullanmaktalardı. Eski zamanda kıl, çimen, pamuk, ipek, domuz kılları, hayvan bağırsakları çok kullanılmaktaydı. Bilinen en eski eser olan Edwin Smith papirüsüne baktığımız zaman burada cerrahi yara tedavilerinden bahsedilmekte. Hatta dikiş ipliklerinden de keten benzeri materyallerinde dikiş ipliklerinde kullanıldıklarından bahsedilmekte. İnsan bedenine uygulanmış ve günümüze kadar korunan bilinen en eski dikiş 21. Mısır Hanedanlığı'na ait mumya üzerinde tespit edilmiş oluyor. Karın, diz ve dirsek bölgelerine ip ile atılmış bir sütür görünmekte. Peki bu flapleri kapatmak için ya da bir insizyonu kapatmak için hangi malzemeye ihtiyacımız var? Neler kullanalım? Bir portegü ihtiyacımız var. Bir pensetlere ihtiyacımız var. Dişli ya da dişsiz alışkanlığınıza bağlı olarak kullanılabilir. Ve sonrasında bu sütürleri kesmek için de bir makasa ihtiyacımız var. Şimdi bazen görüyorum portegü yerine hemostatla dikiş atılmak için uğraşılıyor. Hemostatlar yapılarına göre aslında dikiş atmaya uygun materyaller değiller. Yani bir iğnenin tutulması birazcık daha zor. Dikkat ederseniz tek yönlü dişleri var. Ve bu iğneyi buraya koyduğunuz zaman iğnenin dönme olasılığı çok yüksek. O yüzden portegü ile dikişlerimizi atalım. Hemostatla dikiş atmayalım. Yaradan birkaç kere geçirebiliyor, tam dikiş atarken ucu dönebiliyor gibi çok fazla şeyler olabiliyor. Baktığınız zaman aslında çok karışacak gibi değiller. Portegülerin iç tarafında böyle çaprazlamasına iğneler var. Hemostatta tek yönlü. Şeye de baktığınız zaman, hemostatla portegüye baktığınız zaman hemostat uca doğru çok ciddi miktarda inceliyor. Ama portegüde tepe kısmı sütür materyalini iyi tutabilmesi için birazcık daha geniş ve kalın bir şekilde duruyor. Devam edelim. Uygun sütür materyallerinde aslında ağız diş çene cerrahisinde seçimi çok ciddi miktarda önem taşıyor. Baktığınız zaman bir sürü materyal var. Hangisini alalım, değil mi? Ne yapalım? Bakalım. Şimdi sütür iğnelerine bir bakalım. Sütür iğnesini nasıl seçeceğiz? Cerrahi iğneler aslında iki şekilde. Bunların bir tanesi düz iğneler, bir tanesi eğimli iğneler. Artık çok nadir durumlarda kullanılan bu düz iğneler var ama biz ağız diş çene cerrahisinde bu şekilde eğimli iğneleri kullanmaktayız. Bunların uç kısmı, gövde kısmı, sap kısmı mevcut. Şimdi bu iğneleri de iğneler de anatomilerine göre değişiyor. Yuvarlak iğneler var, keskin iğneler var. Bir de ters keskin iğneler var. Onları da göstereceğim. Yuvarlak iğneler uçları sivri, mukozayı ya da deriyi ama biz ağız içinden konuşalım. Mukozayı deliyor. Mukozayı deldikten sonra etrafında hiçbir keskin kenarı yok. O delik doğrultusunda iğne o bölgeden devam ediyor. Yani mukozayı kesmeden devam ediyor. Keskin iğnelerde uç kısmı mukozayı deliyor. Sonrasında içindeki şu iç kısmındaki keskin kenar keserek yoluna devam ediyor. Yani mukozayı keserek devam ediyor. Yuvarlak iğnelerde ucu deliyor. O delik doğrultusunda, iğnemin anatomisi doğrultusunda iğne çıkıyor oradan. Kesme yok ama keskin iğnelerde mukozayı deldikten sonra da keserek devam ediyor. Üst kısmında keskinlik var. Yani şuranın iç kısmında keskin kenar var. Ters keskin kenar ne? Ters keskin kenarda bu iğnenin dış kısmında keskin kenar var. Yani ucu mukozayı deliyor. Mukozadan geçerken alt tarafı mukozayı keserek çıkarıyor. Peki bunu bize ne fark ettiriyor acaba?
Onu da göstereceğim. Önce şuna bakalım. Bir de şöyle bir şey var. Sütür materyallerinde atravmatik diye bir şey var. Üzerlerinde atravmatik yazar. Atravmatik acaba en iyi sütür materyali midir? Atravmatik ne demektir? Atravmatik bu şekilde olmayan, yani iğnesi ipliğe geçmeyen, füzyon yapılmış sütür materyali. Yani piyasada kullandığım sütür materyallerin neredeyse hepsi atravmatik. Çok nadir durumlarda, ileri cerrahi işlemlerde bunu kullandığımız, seçtiğimiz olmuyor ama sütür materyalleri atravmatik. Tekrar dönelim. Bir daha bahsedelim. Önemli bir kısım çünkü. Mukozayı deliyoruz. Mukozayı deldikten sonra bu delik doğrultusunda iğne devam ediyor. Hiçbir keskin kenarı yok. Yuvarlak iğneler. Keskin iğneler, iç tarafında keskin kenarı var. Ucu mukozayı deliyor. Yukarı tarafı keserek devam ediyor yoluna. Ters keskin iğneler, alt kısmı kesiyor. Mukozaya giriyoruz. Alt kısmı keserek mukozayı mukozadan çıkıyor. Peki şöyle bir şey düşünelim. Mukozaya sütür atıyoruz. İnce geçtik diyelim yukarıdan. Keskin sütürümüzün neresi vardı? Yukarı kısmı kesiyordu değil mi? Yani şu kısmı keserek geçecek. İnce dokularda bu keserken siz yukarı doğru sütürü bağlamak için çektiğiniz zaman bir yol oluyor burada. Bu yol doğrultusunda mukozanın yırtılma şansı yüksek oluyor. Yani böyle bir ince dokuda demek ki bir ters keskin sütür materyali kullanmak gerekiyor. Ya da yuvarlak sütür materyali kullanmak gerekiyor. Şöyle bakalım. Geçtik. Diğer taraftan geçtik. Keskin şuraları şurayı kesiyor. Şurayı keserek gitti. Yukarı çektiğimiz zaman orada bir yol oluştu. Eğer ince bir dokuysa o bölgenin yırtılma şansı yüksek oluyor. Demek ki böyle bir ince dokuyu ya da nazik dokuları dikerken ya yuvarlak sütür materyali kullanmak gerekiyor ya da ters keskin sütür materyali kullanmak gerekiyor. Bir daha bakalım. Yuvarlak sütür materyallerin ucu sivri. Kesiyor mukozayı. Arkasında keskin bir kenar yok. O deldiği miktarda ilerliyor. Yani çok nazik dokularda demek ki yuvarlak kullanmak lazım. Ters keskin giriyor. Altı keserek gidiyor. Bunu yukarı çektiğiniz zaman bir yol oluşmuyor. Yani orayı birazcık daha güvenli kullanabiliriz. Keskin de kalın dokulardan ilerliyoruz. Keserek gitmemiz gerekiyor. O zaman da keskin sütür materyallerini tercih ediyoruz. Anlatabildim herhalde iğnelerle ilgili bilgimizi. Sonrasında bu iğneyi tutmamız gerekiyor. Hemostatla bu iğneyi tutmuyoruz. Portegüyle tutuyoruz. Portegüyde bu iğnenin 1/3 arka mesafesinden tutuyoruz. Daha arkadan da tutmuyoruz. Niye arkadan tutmuyoruz? Çünkü iğneyle ipliğin füzyon noktasında zedelenmelere sebebiyet verebiliriz. İğnelerde çemberlerin bir çember yapısına göre sınıflandırılabilir. Düz iğneler var. Çemberin yapısına göre 1/2 iğneler, 3/8 iğneler, 1/4 iğneler, 5/8 iğneler gibi çembere göre uçları bize fikir veriyor. Yani paketlerin üzerinde yazar bunlar ve nasıl bir uca sahip olduğunu görürüz. Şöyle bir iğne anatomisine bakalım. Bu kirişin uzunluğu A kısmı, B iğnenin ucu, C sütürün bağlanma noktası, D iğnenin yarıçapı, E uzunluğu, F de gövdesi. İğnenin uzunluğu materyallerin paketinin üzerinde yazar ve hangi geometride olduğu, dairenin hangi geometrisine ait olduğu da o da paketlerde yazar. Birazdan paket okumaya da bakacağız. Bir sürü malzeme var. Sütür iğnelerini bu şekilde seçiyoruz. Peki sütür ipliklerini nasıl seçeceğiz? Ondan sonra bu kullanacağımız sütür ipliklerine bir bakalım bunları nasıl seçeceğiz? Bu iplikler yırtılmış ya da kesilmiş dokuları bir arada tutmak için kullanılıyor. Peki bu iplikleri nasıl seçelim? Nazik bir doku dikiyorsak ya da çok ince bir doku dikiyorsak ince iplik kullanmak gerekiyor, ince iğne kullanmak gerekiyor. Bu sütüre baktığımız zaman bunun inceliğini nasıl anlıyoruz? Burada sıfır sayıları var, sıfır materyalleri var. Sıfır sayısına göre yani sıfırdan 3-0, 4-0, 5-0, 6-0'a doğru ilerlediğimiz zaman bu sıfır materyal, sıfırın sayısı arttıkça ipliğin de inceliği, inceye doğru gidiyor.
7.0 sütür, 7.0 materyali düşündüğümüz zaman bir saç teli seviyesinde 7.0 sütürler. İkinci nokta, bu sütürler emilebilir mi, emilemez mi? Vücut tarafından emilebilir mi, emilemez mi? O özelliklerine bakıyoruz. Bir diğer özelliği de bu sütür materyalleri tek telli olabiliyorlar. Tek bir tane kablo şeklinde olabiliyorlar ya da bunlar birbiri üzerine örülmüş ya da birbiri üzerine geçmiş. Pek fazla kablo diye düşünelim. Multifilament yapıya sahip olabiliyorlar. Şöyle bakalım. Monofilament, değil mi? Tek parça, tek kablo halinde gidiyor. Örgülü sütürler, birbiri üzerine örülmüş örgülü sütürler. Şimdi şeylere bir bakalım. Bu emilebilir sütürler, emilemeyen sütürlerden en çok kullandıklarımızın üzerinde duracağım. Ondan sonrasında da paket okumalara başlayacağız. Doğal emilebilirler, eskilerde en çok katküt kullanırlardı. Katküt kullanılırdı. Ben de katkütü kullanmıştım var. Bunlar koyun bağırsağından yapılan malzemelerdi katkütler. Ama bu rezorbe olan materyallerdi ama bu katkütlerin birazcık daha dayanıklılığı zayıftı. Bu katkütlerine başka bir kimyasal ilave ederek birazcık daha uzun süre dayanabilen katkütler yapılmıştı. Eskiden çok fazla kullanıyorduk. Kolajen de kullanılırdı, artık kullanılmıyor. Fasiyelata da kullanılırdı, artık çok fazla kullanılmıyor. Onun yerine, yani katkütün yerine emilebilir materyal olarak en çok kullandığımız vikril. Bu vikriller iyi taşıma ve düğümleme kapasitesine sahip. Minimal doku reaksiyonu veriyor. Örgülüdür ve açık menekşe formunda bulunuyor. Bazıları da beyaz renkte olabiliyor. 30 gün içinde de rezorpsiyon süresi var. Şimdi bu materyale bir bakalım. Nasıl bir malzeme? Ters keskin, değil mi? Ters keskin bir malzeme. 3.0 inceliğinde. 75 santim ipin uzunluğu. Şuraya bakıyoruz. 18 milimetre. 18 milimetre iğnenin uzunluğu. 3/8. Buraya baktığımız zaman materyalin ne olduğunu az çok anlıyoruz. Şöyle bir şey görüyoruz. Bir su damlası sütür materyalinin üzerine geliyor. Bu su damlası sütür materyalinin üzerine geliyorsa bu sütürün de rezorbe olduğu olmadığı konusunda ne düşünebiliriz? Rezorbe oluyor, değil mi? Bu sütür materyalinde rezorbe oluyor. Baktığınız zaman örgü yapısı böyle bir örgü yapısı var. Tekrar bakalım. Rezorbe olan bir materyal. Yuvarlak iğneye sahip. 1.0 90 santimde ipliğinin uzunluğu. Bunlar vikril muadilleri. Devam edelim. Şuraya bakalım. 16 milimetrelik bir iğnemiz var. 3/8 çember yapısında. Burası 16 milim. Üçgen yukarıda olduğu zaman keskin, değil mi? Buraya bakıyoruz. Rezorbe oluyor mu? Rezorbe oluyor. 5.0 İnceye doğru gidiyoruz. İplik uzunluğu 75 santimetre. Buna bakalım. Yuvarlak. Bazılarında yazar, bazılarında yazar. Sadece sembol olabilir. Yuvarlak. 50 milimetre. 1/2. Yani şu 50 milimetrede dikkat etmek gerekiyor. 1/2 sütür diye alıp ağız cerrahisinde kullanamayacağımız şeyler olabiliyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Tekrar bir malzeme bakalım. Ters keskin. 16 milimetre enjektör ucu. İğnenin ucu. 3/8'de yuvarlak. Rezorbe oluyor mu materyal? Rezorbe oluyor. En çok kullandığımız materyal de diş hekimliği kliniklerinde en fazla kullanılan da ipek materyali. İpek solucanının kozalarından yapılıyor. Örgülü bu materyaller. Multifilament yapıya sahip, yani birden fazla kablonun bir araya geldiğini düşünelim. Multifilament yapısına sahip. Dolayısıyla multifilament olması neyi sağlıyor? Düğümün iyi olmasını sağlıyor. İyi bir düğüm kapasitesine sahip bir materyal olduğunu sağlıyor. Ancak bunların doğal fiber olmasından dolayı dokularda belirgin bir enflamasyonu oluyor. Bu dokularda enflamasyon oluşturabiliyor. Ve yüksek kapilariteye sahip, yani vücut sıvılarını kendisine daha çok çekebiliyor.
Şöyle bir bakalım. Attığınız sütürlerde bir hafta sonra vücut sıvılarını ciddi miktarda emebiliyor bu materyal. Yine kutularına bakalım. Keskin. 18 mm 3/8 daire şeklinde 3.0 inceliğe sahip bir sütür materyali. Ağız cerrahisinde 3.0, 4.0'lık sütürleri çok fazla kullanıyoruz. Daha plastik cerrahilerde, daha ileri durumlarda, periodontal cerrahilerde 5.0, 6.0'lık sütürleri de tercih ediyoruz. Şöyle bir bakalım. Alttaki gördüğümüz şuralardan anlıyoruz artık ipek olduğunu. Çok fazla miktarda doku sıvısı kendine çekiyor. Yukarıda o açık menekşe şeklinde gördüğümüz vikril malzemesi. Vikril yetmemiş, sonrasında ipek sütürlerle devam edilmiş. İpeğin şeyiyle vücut sıvıları tutmasıyla vikrilin farkını net görebiliyoruz. Materyale bakalım. Monofilament rezorbe olmuyor. 3.0 ters keskin 6 kesiyor. Monofilament bir sütür. Şurada da örgülerini görmüştük onların. Burada örgü olduğu zaman multifilament olduğunu da anlayabiliriz. Materyale bakalım. Monofilament rezorbe olmuyor, değil mi? 6.0 yuvarlak 75 santimlik de ipe sahip. Buna bakalım. Ters keskin. 3.0 50 santimetrelik ipe sahip. Rezorbe oluyor mu? Rezorbe olmuyor. Peki şimdi biz neden sentetik materyal tercih ediyoruz? Sentetik absorbe olan materyaller dokuya yaptığı reaksiyonlar daha zayıf. Yani eskiden katkütler kullanıldığı zaman doku reaksiyonu daha fazla oluyordu. Artık yeni yapılan sentetik materyallerde bu doku reaksiyonu olmuyor. Enzimatik aktiviteyle hidrolizasyonu kıyasladığınız zaman hidrolizasyonla rezorbe oluyor bu sentetik materyaller. O yüzden daha az doku reaksiyonu oluyor. Bu nedenle de sentetik emilebilirleri seçmek gerekiyor. Yani sentetik emilebilirim belki eskiden daha derin dokularda katkütleri kullanırdık ama şimdi artık bu özelliklerinden dolayı, iyi özelliklerinden dolayı ipeğin yerine de vikril materyalini kullanabiliriz. Bir sütürü dokudan geçirelim. Sonrasında da bir bağlayalım. Önce bir sütürün özelliğine bakalım. Çalışıyor mu? Maalesef açılmadı video. Peki bu sütür prensiplerine de birazcık değindikten sonra birkaç örnekle de bitirelim. Ne demiştik? Portigue bu iğneyi 1/3 arka mesafeden tutuyor, sıkıca tutuyor. Bu şekilde arka noktadan asla tutmuyoruz. Bu bağlantıyı bozup sütürü bozabiliriz. İğneyi dokuya dik şekilde yerleştirmek gerekiyor. Dik şekilde yerleştirip dokumun eğimi doğrultusunda geçmek gerekiyor. Bu şekilde eğri ya da işte farklı yönlerde bir açıyla girmiyoruz. Bunlar doku yırtıklarına sebebiyet veriyor. Dokunun kurvatürüne göre hareket etmemiz gerekiyor. Sütür her iki uçtan eşit mesafelerle atmak zorundayız. Yani bir tarafın uzakta, bir tarafın yakında olması seviye farkına sebebiyet veriyor. Eğer seviye farkımız da varsa, kesi kenarları farklı seviyede ise sütür aşağıda kalan tarafın kenarına yakın, yüksek kalan kenara uzak geçirilmeli. Böylece bu seviye farklarını da ayarlayabiliyoruz. Sütürü muhakkak hareketli parçadan sabit parçaya doğru ilerletip sütürü o şekilde atmamız gerekiyor.
Yani inceden kalın tarafa geçirmemiz gerekiyor. Daha derinden daha yüzeysele geçirmemiz gerekiyor. Ve iğne penetrasyon derinliği yara derinliğinden daha geniş olması gerekiyor. Bu sütürleri gerdirdiğimiz zaman çok fazla sıkı yapmamalıyız. Çok fazla gerdirmemeliyiz. Bu bölgelerde doku nekrozları oluşabiliyor. Dokuyu çok fazla sıkmamamız gerekiyor. Ve bu düğümleri de insizyon hattından uzak yerde bırakmamız gerekiyor. Çok sorulan sorulardan bir tanesi de sütürler arasındaki mesafe ortalama 3-4 mm olmalı. Bu sütürü dokulardan geçirdikten sonra bir bağlamamız gerekiyor. Bu düğümler enstrümanla, yani dediğim portegü ile bağlanabiliyor, elle de bağlanabiliyor. Peki bir monofilament sütür yaptığımız zaman bu monofilament sütürlerin eski haline dönme olasılığı birazcık daha yüksek oluyor. Yani bir monofilament sütür bağlıyorsak çok daha fazla düğüm atmamız gerekiyor. Bir multifilament sütür atıyorsak da bu sütür bağlama miktarımız birazcık daha az oluyor. Ellerimizi de çok fazla tutmuyoruz. Hep pensetlerle tutuyoruz. Önce köşeleri dikiyoruz. Papilin üzerinden insizyonu geçirmiyoruz mümkünse. Kağıda atmak birazcık daha zor oluyor. Şimdi ipliği geçirdik. Portegü ikisinin arasına koyuyoruz. İki ucun arasına koyuyoruz. İki tur çeviriyoruz. Yakaladığımız o iğnenin ucunu geri ters tarafa çeviriyoruz. Sonra yine arasına koyuyoruz. Portegü bir tur dolanıyoruz. Sonra tekrar ileri gidiyoruz. Son bir düğüm atacaksak hep portegü yine ortaya koyuyoruz. Bir tur dönüp yön değiştiriyoruz. Bu şekilde bir düğüme sahip olabiliriz. Cerrahi düğüme sahip olabiliriz. Diğer tarafa bakalım. Onu da bir daha izleyelim. Hareketli taraftan sabit tarafa doğru gidiyoruz. Çekiyoruz. İki ucun ortasına portegü çekip öbür ucu diğer tarafa alıyoruz. Yine aynı şekilde. Hep iki ucun ortasında önce iki, sonrasında da tek tek giderek sütürü tamamlıyoruz. En çok kullanılabileceğiniz sütür aslında basit sütür. İstediğiniz kadar yara bölgesine basit sütür atabiliyoruz. İhtiyaca göre, derinliğe göre basit sütürleri atmakta hiçbir sakınca yok. Her tarafa basit sütür atabiliyoruz. Devamlı sütür de aslında sevilen bir teknik. İlk önce sütürü basit sütür atıyor gibi girip bağlıyoruz. Sonrasında da her seferinde kesmeden bukkaldenlingo ile devam edip devamlı sütür atabiliyoruz. Son attığımız sütürün bir öncesiyle de bunu bağlıyoruz. Dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta. En baştaki attığımız sütürün uç kısmıyla sondakini birleştirmiyoruz. Bu yanlış bir teknik. Asla bu yapılmamalı. Kilitli de bu sütürü atarken içinden tekrar giderek sonucu tamamlıyoruz. Şimdi bir kilitli devamlı sütür bakalım. İyi bir şekilde ekart edilmeniz gerekiyor. Basit sütür şeklinde attık. Sonra bundan sonrakileri de hep basit sütür gibi düşünelim tekrar. Bukkalden girip lingualden çıkıyoruz. Ama aradan muhakkak geçiriyoruz. Eğer kilitli sütür atacaksanız bunu düz de yapabilirsiniz. Bu araya girer bu parça, buna dikkat etmek gerekiyor. Thank you.
şuradaki ucunu asla sonuna bağlamıyoruz. Bistürle keseceksiniz, bistürü dışarı doğru tutmak gerekiyor. İçeri doğru tutmuyoruz. 8 sütürümüz var. 8 sütürlerde bir diş çekimi yaptınız, içine kanama durdurucu koydunuz ya da kapatmak istiyoruz. Bu 8 sütürler onun için gayet faydalı. Bir tarafın bukkalinden girip lingualden çıkıyoruz. Sonra bağlamadan diğer tarafın bukkalinden girip lingualden çıkıp bir 8 sütür atabiliyoruz. Bu da çekim soketinde bir kanama durdurucu koyduysak bunu tutmak için çok faydalı oluyor. Vertikal matres sütürlere bakalım. Vertikal matres sütürde yara bölgesini aynı hat üzerinden iki tur geçerek dikiyoruz. Bukkalden girip linguale çıkıyoruz. Lingualden girip tekrar bukkale çıkıp aynı hat üzerinde bir sütür oluşturuyoruz. Bu dokuları birazcık daha yukarı çekmek için aslında iyi bir teknik. Horizontal matres sütürlerde dokuları yine birazcık daha yukarı çekmek için iki papiller arasında düğüm sabit yapmanın en kolay tekniği. Bukkalden girip lingualden çıkıyoruz. Tekrar lingualden girip bukkalden çıkıp sütürü de bağlayıp yara dudaklarını birazcık daha yukarı doğru çekebiliyoruz. Horizontal matres sütürde. Bir tane örnek bakalım. Bu vertikal insizyonları da dikmek için aslında güzel bir yöntem horizontal matres sütür. Her zaman flap'te kaldırmadığımız durumlar oluyor. Flapsiz cerrahiler de yapıyoruz. Diş çekimini takiben implant yerleştirip bir geçici abutment'la geçici dişlerle de hastaları flapsiz cerrahilerle de yollayabiliyoruz. Peki bu konuşmamızın sonucuna gelelim. Sütür doku mekanik destek olmadan normal gerilim kuvvetlerine karşı koyana kadar yaraya destek sağlamalı. Orijinlerine göre, doğal ve sentetik yapılarına göre monofilament ve multifilament olarak ayrılmalarına karşın dikiş materyalinin en önemli sınıflandırması absorbe olup olmamaları konusundadır. Günümüzde halen en sık kullanılan dikiş materyali ipek materyalleridir. Bulması kolaydır, uygundur, ucuzdur. Dokuda oluşacak hafif reaksiyonlara ya da reaksiyonlara rağmen yine ipek materyalini tercih edebiliriz. Sanayide ilerlemeler sütür materyallerini geliştirmiş ve geliştirmeye de devam edecektir. Yara dudaklarını birbirine yaklaştıracak ve iyileşme sağlayıncaya kadar yeterli direnci göstererek oluşacak bir dikişsiz teknik hala o bulunamamıştır. Fibrin materyalleri bunları yara dokularını bağlasa da sütürler kadar hala etkin değillerdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, soru ve cevapları alacağız. Ben de bir iki katkı yapayım izninizle. Çok mutlu oldum.
Cerrahide büyük cerrah, büyük keser diye bir eski bir laf vardır ama aslında bu doğru günümüzde değil. Çünkü yeterince olması gerektiğini sen de iyi bir şekilde anlattın. Cerrahiyi çok güzel planlamak gerekiyor. Başından sonuna kadar. Cerrahiyi sütür materyaline kadar iyi bir hangi işlemi yapacaksak o materyali de doğru bir şekilde planlamamız gerekiyor. Evet. Başka şimdi katkısı olan veya sorusu olan var mı hocamıza? Şimdi sütür materyalinin kalınlığını ağ dişinde 3-0 ya da 4-0 kullanabiliyoruz veya daha fazla olabilir. Peki bu ağlı ortamında sıralama yaparsak inceden kalına ya da kalından inceye doğru bölgeleri söyleyebiliyor musunuz? Yani şöyle kalın dokulardan geçerken birazcık daha kalın iplikler kullanmak gerekiyor. Yani tüberlerden geçerken diyelim, tüber dokusundan geçerken 3-0 tercih edilebilir. Alt çenede çok ince ön taraftaki mukozayı dikerken 4-0 ya da 5-0 sütür tercih edebiliriz. Tabii şey de önemli, bu iğnenin yapısı da önemli dediğim gibi. Bir ince dokulardan geçerken bir yuvarlak iğne kullanmak ya da ters keskin iğne kullanmak daha mantıklı oluyor. Tabii estetikse önemli. Evet, evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sunumunuz için öncelikle çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben de Üniversite Üniversitesi Çekirge Öğrencisi'nin birisiyim. Sadece şeyi merak ediyorum. Mesela travma olgularında dudakları dikiş atmamız gerektiği zaman nasıl sütür tüplerini kullanmamız lazım? Dudakları dikerken tabii dudak yırtılmışsa iç dokudan dış dokuya doğru dikmek gerekiyor. İç dokularda absorbe sütürler kullanıp dış dokularda da duruma bağlı olarak absorbe olmayan sütürleri kullanmak gerekiyor. Rezorbe olan, rezorbe olmayan gibi içten dışarıya doğru dikmek gerekiyor. Önce kasları, sonrasında alt kas üstü dokuları, sonrasında da deriyi dikmek gerekiyor. Ya estetik olduğu için estetik olarak Estetik olarak da tabii subkutiküler sütürler var. Bu muayenehane pratiğinde olduğu için onlara değinmedim. Estetik sütürler atıyoruz tabii. Son kapatmayı estetikle yapıyoruz. Deri altından yapıyoruz subkutiküler sütürler. Teşekkür ederim. Burada yönetimin size bir sertifikasyonu olacak. Çok teşekkür ederim. Bunun için Dokun Ekim Üniversitesi Başhekimi Atilla Stefan'ın Ataç hocamızı çağırdım. Evet. Sayın Başhekim. Evet. Önce doğru söylüyor, geldi mi diye, anlatıyor mu diye geldim ben. Çok doğruymuş. Teşekkür ederim. Evet, güzel sunumu için şöyle teşekkür edeceğim. Yani öğrenci arkadaşlarımız var. Yılların diş hekimi büyüklerimiz de var. Hem onlara yönelik hem hani bazen rutinde çok yaptığımız alışkanlıklar işte hemostatla sütür atmaları da bir olmaması gerektiğini hatırlatan güzel sunumun içinde bir de hep söyleniyorsun onu yaptılar bunu yaptılar sana bir dikili ağaç veriyorum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten herkesin adına da ben teşekkür ederim bu güzel sunumun için. Çok teşekkür ederim, çok geldiniz. Yok, teşekkür ederim. Biri üçümüz çek, hani maskeyi çıkarayım. Şöyle, kim olduğumuz belli olsun. Çek, onlar da çek, tamam. Teşekkür ederim. Kabını da çok teşekkür ederim. Yok, ben gerçekten çıkayım. Güzel bir şey. Teşekkür ederim. Hem öğrencilere şeyleri yönelik gerçekten hem de yıllarca yaptığımız hani adam hem ostatla atıyor, ortadan tutuyor. Güzel bir. Çok teşekkür ederim. Nazik iyi. Sağ olun. Peki. Herkesin ayaklarına sağlık. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir sonraki bir buluşmada toplantıda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.